Tamamdır. Buyurun Sayın Karakuş, sizi dinleyelim. Son olarak sonra Biden-Putin e, arasındaki gerginliğe geçeceğiz. Buyurun. Şimdi şöyle söylemek istiyorum: PKK'yı kuranlar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olduğu için PKK'yı kuranları destekleyen partileri de desteklemek onların görevleri. O yüzden PKK hiçbir zaman için suç işlemiş olmaz. Yani İsveç'te başbakanı öldürür, Olof Palme'yi öldürürler. Ondan sonra üstü kapanır gider. Koca başbakan öldürüldüğü halde. Bir yerde bakarsınız büyükelçiliğimiz basılır. İngiltere'de basıldı. Ben orada ateşeyken, yani ben oradan ayrılmıştım. Ateşeyken Nurver Nureş Bey büyükelçimizdi. Ee, devamlı surette duyum almaktaydık. PKK'nın büyük Büyükelçiliğimizi basacağı. Ee, ben ayrıldıktan iki ay sonra gerçekten e, PKK'nın baskınına uğradı. Ve bunun sonucunda e, bizim ateşe arkadaşlarımızla PKK'lılar arasında mücadele oldu. Bir kısım PKK'lılar yaralandığı için efendim, biz suçlu hale geldik. Tasavvur edin. Büyükelçiliğimize giriyorlar. Büyükelçiliğimizde efendim baskın Yapıyorlar ee, Sayın Nurver Nureş öbür Malezya Büyükelçiliğine e, Efendim balkondan geçerek e, Canını kurtarıyor Böyle bir ortam içerisinde Düşünün bakalım gene biz suçlu oluyoruz. O yüzden yani burada PKK ve PYD'yi e, Bir yerde koruyan Partiyi zaten korumaktadırlar Avrupa Birliği Veya Amerika Birleşik Devletleri Şimdi ben yalnız bu bir noktaya değinmek istiyorum. devamlı surette söyleniyor ki işte 6 milyon oy. 6 milyon oy konusu %10'la çok ilgili. Yani %10 barajı varken seçimler söz konusu olduğunda aynı zamanda efendim baraj altı kalmasın diye bazı partilerden öbür partilere oy verenler oldu. Bunu ben bil fiil tespit etmiş vaziyetteyim. Yani bu işte HDP'ye de oy verenler oldu bazı partilerden. Yani ben e, isim vermek istemem. E, yani sizler kolaylıkla anlayabilirsiniz. %10'u aşsın da o o nedenle daha önce e, malumunuz 2002'de yapılan seçimde AK Parti e, çok az bir oyla %34 gibi bir oyla %70'e yakın milletvekili çıkarması söz konusu olmasın diye daha sonraki dönemlerde %10 barajı olması nedeniyle bu işlem yapılmıştır. O yüzden bu buçuk milyon 6 milyonluk oy gerçek oy değildir. Bunu öyle görsün herkes. Çünkü daha çok oy İstanbul'da falan çıkmıştır. Yani İstanbul'da PKK'yı destekleyen bu kadar insan olmamasına rağmen. Şimdi olaya önce öyle bakalım. İkincisi de şöyle bakalım. Şimdi ne olursa olsun daha önceki dönemde bu malumunuz çözüm süreci döneminde elbette ki çok güçlendi PKK ve dolayısıyla onun partisi olan HDP. Ama bu çözüm sürecinin sonuna erdirilmesi için 723 şehitle bir yerde mani olduğumuz olaydan sonra oyları çok düştü. Çünkü baskı kuramadığı zaman oy alamaz PKK. Yani daha önceleri bu kadar oy alamıyordu. Ne zaman ki efendim bu çözüm süreci ve daha değişik işte demokratik usuller, yollar falan bulunsun konusu ortaya çıkınca oyları bu kadar arttı. Ben şu anda e, gayet açıkça söyleyebilirim ki bu oyu şimdi seçim olsun alamaz HDP. Yani isterse kapatılmasın görelim bakalım alabilecek mi alamayacak mı. Mecburen bir efendim ittifaka girmek konumunda kalacak ki onu da ittifaka hiçbir parti almaz. Peki çok teşekkürler. Tamam. Şimdi bir de Megri Megri'yi söyleyeceğim. Sayın, bir de Hocam, me son cümle Megri Megri'yi size... söyleyeceğim. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim bir cümle. Megri Megri kelimesini herkes efendim bir başka dilden zannederler. Bu ön Türkçe efendim uzak diyar hasret manasına gelir. Ön Türkçe tekrar ediyorum. Fethiye benim doğum yerimdir. Muğla Fethiye. Eski ismi Megridir. Ne için? Uzak diyar olduğu için. Yani birçok yere uzak olduğu için. Daha sonra Fethi Bey şehit olunca Sadık Bey ile 1914'lerde onun üzerine efendim Fethiye olarak ismi değişmiştir. Peki Eski ismi Megridir. Yani ön Türkçe ismi kapıp kapıp ondan sonra başka bir dilin ismiymiş gibi kullanmamalarını Tavsiye ederim Şahsen. Ben Çok bu konuda... konuda efendim ben bir cümle söyleyeceğim. Buradaki bütün bu konuşma aslında e, bu mesele'nin iki boyutu var. Birinci boyutta hiçbir şekilde kimsenin en ufak bir tereddüdü yoktur. Bu PKK'nın siyasi uzantısıdır ve bu konuyla ilgili olarak gereği neyse yapılmalıdır. Burada hiçbir tereddüt yok. Ama bir de bunun yanında bütün bu tartışmalarda hatta ne diyeyim en son söylediği sözler de bu noktaya doğru e, yöneliyor. Ama bunun yapılırken de yanında bir daha tekerrür etmeyecek veya bunu... Önleyici alması. Bu konular esas itibariyle şurada tartışma konusudur. Burada HDP'nin ne olup ne olmadığı veya buna ne yapılıp yapılmayacağı konusu tartışmaya açık konu bu değil. Ama bununla birlikte diğer konuştuğumuz konuların hepsi bunların hepsi tartışmaya açıktır efendim. Peki. Mesela çok kısa e, hocam şimdi lütfen. İki husus var. E, büyük ekleyeceğim. Şimdi Amerika'nın baktığınızda gelen şey çok sesliğin bitirilmesine doğru pişmanlık duymadan ilerleniyor. Yani buradan terör örgütü çok seslilik mi getiriyor ki? E, Amerika'nın yorumu. Birincisi bu, bu görüşe katılmıyorum. İkinci husus Sayın Borel'in ifade ettiği, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de temel haklar noktasındaki gerileme endişelerini arttırdığını, şimdi daha yeni Türkiye yeni reformları anlattı ve bunu yapmaya çalışıyor. İkinci husus arkasından e, adalet e, ve hukuk reformu geliyor. Ve Türk reformlara bağlı oldukları açıklamalarındaki samimiyete gölge düşürmektedir. Şimdi burada benim endişem parti kapıldığı takdirde bir hukukçu olarak Sayın Büyükelçim'in söylediği, Parti bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüp tıpkı Öcalan davasında olduğu gibi Türkiye'yi yoracak, her türlü şeyi mahkemenin önüne koyacaktır. Hı. Yani bu bizim devletimize açılmış bir savaş bu aslında. Ve burada şehitlerin bir defa e, aileleri onların hakları üzerimizde. Gelelim bir başka şey, Almanya'nın bakışına bakalım. Almanya diyor ki HDP'yi hedef e, alan bu baskıların hukukun üstünlüğüne şüphe uyandırdı. ...ve orantılık hususunda yani e, hukuktaki orantılık meselesine e, hukuken vurgu yapıyor... ...ve bu kuşkunun ötesinde cezai işlemin üye vekillere yapılması... ...daha ortada bir şey yok yani e, bir yargı süreci başlatılmış bir başka evet. şey onu da söylüyor... ...federal hükümet aday üye olan Türkiye'nin taahhüt ettiği yüksek demokratik ve hukuk devleti standartlarına uyması... ...yani Kopenhag kriterlerine vurgu yapıyor burada... Şimdi HDP ve PKK terör listesinde ancak bakın Avrupa Birliği de terör listesini aldığı bu PKK ile HDP'nin arasına belirgin bir sınır koymasını bekliyoruz. Yani bunu Almanya şunu da e, şunu da söylüyor, bunu da vurguluyor bu partiyle. ile sınır koyma. Çünkü elinde var PKK'lar Almanya'nın. Şimdi. Burada Sayın Komutanın söylediğine şöyle bir ifade de bulunacağım. Büyükelçinin yanında bana düşmez ama. Büyükelçilikler ekstra teritoryal dediğimiz ülke dışında ve host nation dediğimiz bina sözleşmesine göre kabul eden devlet o büyükelçiliği korumakla mükelleftir. Bizim devletimize yapılmış bir saldırıdır. Bu bakımdan Londra hükümetinin bizi koruyamaması bir suçtur. Devletler hukuku. Ha, e ee, şu var. Aynı olay yapıldığında Libya elçiliğine yapılan saldırıda Libyalılar silah kullanmış ve polisleri öldürmüşlerdir. Ki orada Libyalılar suçtu. Neden? Çanta içerisinde silah taşımışlardır. Ama e, merak etmişlerdir. Niçin? Çünkü kendisine Büyükelçilik binasına yapılan bir saldırı vardı. Şimdi burada iki husus var. Bir, PKK terör örgütünün Suriye, Irak ve İran'daki uzantıları. Artı bunlara destek verilen silah. İkincisi Türkiye'deki e, varlığı. Üçüncüsü bunu siyasal parti olarak meclise taşıması ve üçüncü esas önemli olan Avrupa'daki hadiseler. Yani e, siz de biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karşısına Birleşmiş Milletler gibi Cenevre e, de, yani bütün milletlerin temsil edildiği yerlerin karşısına büro kuran, orada bas bas PKK diye bağırıp PKK bayraklarını izin veren uluslararası mantık Türkiye'nin demokrasi ve kendisinin halkının savunmasını şiddete karşı insanlarını Devletin can ve mal güvenliği karşısında anayasal hakkı olarak insanların koruma hakkından bir şekilde baskı yapmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Neden? Terör bir şiddet eylemidir ve sadece Türk milletinin Türk insanlarına değildir. Peki, Bütün evet. insanlara karşı bir suçtur. Tabii bunları onların anlayabilmesi lazım ve <laughs> bu açıklamaları ona göre belki yapmaları lazım ama işte tavır bu.